kadınların bir altıncı duyguları vardır. İnanın en bu konuda yapamaz, anlayamaz dediğiniz bile çakar. Hemen anlar. Bu bir saygıdır. İnsan ayrılsa dahi çocuklarının babasına veya annesine karşı ne kadar sevmiyorsa sevmesin çok dikkatli olmalı. Merhabalar, ben Selin Karacehennem, pedagog, evlilik terapisti, aile terapisti. Her türlü konuda arzularınızı yazdığınız zaman onlara cevaplayan, orta yolu bulan, size taktik veren, her pazartesi gördüğünüz bir kişiyim ben. Yalnız dediğim gibi sadece Class TV'de değil, başka sorularla Selin Karacehennem Official'ı da açarsanız orada da çıkarım. Tek başıma çekiyorum. İkili olanlar benden aşırılmadır, haberiniz olsun. Artık bıktım, söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Bu da benim alnımın teri. Ben buldum, ben araştırdım, ben insanlara tanıttım bunları. Başkaları da oh açık büfe gibi kullanıyorlar. O kadar çok, mesela hastalandığınız zaman bir sürü şey olur sizde. Ya öksürürsünüz, ya bel ağrısı çekersiniz, ya bir karın ağrısı, ya bacağınızda tutulma vesaire gibi. Dersiniz ki ben galiba rahatsızım, doktora gideyim. Bu da aynen böyle. Yani eğer taraflardan biri, kadınlar da yapıyor ama onlar daha gizli yapıyor, erkekler, bir başkasıyla kalkıp da öyle yazışmaya, chatleşmeye başlıyorsa, karısı geldiği zaman hemen kapatıyorsa ya da kadın. Kadınlardan bahsetmiyorum, bunları yapmıyor diye değil. Yapıyorlar ama kocalarının yanında yapmıyorlar. Çünkü o zaman üçüncü sayfaya düşerler, Allah korusun. Yani böyle bir şey var. Sizi reddediyorsa, sizinle ilgili ağzını açıp da bir güzel laf söylemiyorsa, şık olduğunuz veya güzel olduğunuz bir zamanda iltifatlar etmiyorsa, durmadan tenkit ediyorsa, başkalarının yanında sizi kalkıp da böyle yerle bir ediyorsa, alay ediyorsa, şaka şaka diyerekten de düzeltmeye çalışıyorsa, bilin ki orada bir sıkıntı var. Böyle durumlarda ön şey, nasıl hani Allah korusun kanser için ne diyorlar, araz olmadan gelin bakın, siz de beni dinleyerek, benim burada çeşitli şekillerde anlattığım evlilikle ilgili ne varsa dinleyin. Kendi kendinize sorun, ben bunların kaçta kaçına iniyorum. Bir de şöyle bir kitabım var biliyorsunuz. Bu kitabım da aynı şekilde dışarıda satılmıyor. İnternette falan değil. Bana çok kazık geldi. Dolayısıyla bunu biz satıyoruz. Benim bunlar için telefon, özel telefon numarası var. Ayrıca bana daha özel olarak danışmak isteyenler için muayenehanem de var. Bunların numaralarını yazıyoruz oraya. Bu şekilde beni aramak istediğiniz zaman sekreterimle konuşuyorsunuz, randevu alıyorsunuz ya da bu kitaptan istiyorsunuz. Bir gün içinde falan kargoyla geliyor evinizin kapısına kadar. Sevgi bittiyse yahut karılık vazifesini ya da kocalık vazifesini yapmıyorsa şahıslardan, bunlar da sizden kopmak üzere olduğunu gösterir. Bir yere gidiyorsunuz, her gelen kadına bakıp arkasını dönerek de takip ediyorsa, hele erkek, kadın yapamıyor ama çaktırmadan o da yapıyor. Yalnız görmüyorsun çünkü koca korkusu var. Ama erkekler bunu böyle rahatça yapıyorsa orada da müthiş bir tıkanıklık var demektir. Siz anlarsınız, kadınların, bilhassa kadınların bir altıncı duyguları vardır. İnanın en bu konuda yapamaz, anlayamaz dediğiniz bile çakar, hemen anlar.
Onun için sizden rica ediyorum. Böyle şeyleri saklı yapmayın. Eğer rahatınız bozulmasın, çocuklarımın, evimin düzeni aynen kalsın diye yanda da başkasıyla yapıyorsanız hata ediyorsunuz. Zaten yani haklarınızı şeyden öğrenebilirsiniz avukat tutarsanız. O size söyleyecektir. Bunu yaparsan bilhassa ihanet, %100 ayrılma hadisesi olduğu vakit imkanı yok. O birinci derecede şey mevzu oluyor, yani ayrılma konusu oluyor. İşte bunların haricinde avukatınızdan öğrenirsiniz eğer ayrılmaya kalkarsanız. Niye ben ayrılmaları sevmiyorum? Sevgi bittiyse, nefrete dönüştüyse, her vesileyle sizin maddi manevi huzurunuzu kaçırıyorsa taraflardan biri, deliyse, manyaksa, kontaksa, akıl hastasıysa, ruh hastasıysa yahut ne bileyim dayak, ondan nefret ediyorum bu tabirden bile. Bunlar varsa hiç durmadan dost doğru gidin ayrılmak için. Pardon, ayrılmaya girmeden evvel evlilik terapisine, yani benim gibi evlilik terapisine geleceksiniz. Ve bu evlilik terapisi size bir orta yol bulacaktır. Herkes için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü ben Amerika'da bunlar için, bundan kaç sene evvel, 30 sene evvel, bunlar için ben yetiştirildim özel olarak bu evlilik, ilişki vesaire problemleri için. Şimdi daha sonrakiler yeni yeni okullarda da öğretilmeye başladı. Ona karışmam ama aralardakiler bilin ki bilir bilmez ben evlilik terapistiyim, ben yaşam koçuyum demeye başladı. Dikkatinizi çekerim. Paranıza da yazık. Ya da benim duyduklarım, bana anlatılan, aa hemen ayrıl, aa bu ne biçim, ya da senin kabahatin, bak sen yaptığın için. Bunlar söylenmez böyle şeyler. Siz görürsünüz, her iki tarafı da kırmayacak şekilde genel konuşursunuz. Bu da benim yaptığım şekil. Hayatım, prensip olarak söylemem. Ama şöyle anlarım. Bir kere benim muayenehanedeki oturma kısmında biri dağda, biri bağda oturuyorsa ben oradan anlarım ki büyük problemleri var. Yahut içeriye geldikleri zaman birbirlerine karşı böyle biri bu tarafa, biri bu tarafa bakıyorsa, yan yana oturmazlar, gülmezler, konuşmazlar. Hatta birbirlerine yeter, çok konuştun, öyle değil, hayır, ne istiyorsan. Bunlar çok tehlikeli mıntıkalar. Bunların üzerinde dururum. Ne kadar sevip sevmediklerini anlamaya çalışırım. O kadar basittir ki iki insanın birini sevip sevmediğini birbirine, yahu taraflardan biri seviyor mu sevmiyor mu? Kadınlar ihanet ediyorsa onlar söylemez. Katiyetle içeride bana söylerler. Ama erkekler geldikleri zaman içeri çok da belli ederek geliyorlar. Ya Selin Hanım, ben bıktım, ne olur beni ayırın bundan demeye başladığımı bütün varlığımla, hani derler ya, hasta ölmedi, can çıkmadıkça öldü denmez. Bütün varlığımla yardım ederim. Ama olmayacak duaya da çok amin demem. Sadece bu dediklerimi yaparsanız bu güzel evlilik kurtulur. Yapmazsanız çok üzgünüm ama evliliğiniz yoksa yazık olur. Çocuklara çok acırım. Yani benim için çocuk milleti çok özeldir. Annenin babanın birbiriyle kavga etmeleri, o korkunç sahneleri gören çocukların normal bir şekilde büyüyeceğini hiç sanmıyorum. Onun için kavga etmeyeceksiniz çocukların yanında. Birbirinize karşı gayet şeyli olacaksınız. Kavganın da bir sınırı vardır. Benim kitabımda da yazar, belki bir başka sefer nasıl kavga edilir onu öğretirim size. Çünkü kavgalar cidden, yani herkes birbirini yerle bir edip son söyleyeceğini ilk söyleyerek, bağırarak, çağırarak, el kaldırılarak yapılmaz. İnsan kızdığı zaman bazı şeyleri usturuplu bir şekilde de söyleyebilir. Yani niçin birbirinizi yerle bir ediyorsunuz? Bu bir saygıdır. İnsan ayrılsa dahi çocuklarının babasına veya annesine karşı ne kadar sevmiyorsa sevmesin, çok dikkatli olmalı. Ben her şeyde söylerim, daima
saygı olacak. Saygı olduğumuz sevgi zaten veya sevgi olduğumuz saygı zaten gelir. Ama bazı kaba insanlar o anın şartlarında şeyinden, çileden çıkıyor. Nasıl kavga edildiği de kitabımda yazılı. Burada da bir başka seferde bu konudan eğer sual gelirse sizden onları da söylerim size. Çünkü bunlar da çok mühim. Yani kayınvalide, kayınpeder, para işleri, ondan sonra işte nasıl anlatayım, kavgaların sebepleri. Bunlar o kadar farklı iki insan bir araya geliyor. Önceleri sevgiydi, işte gençlikti, şuydu buydu, evleniyorlar. Ama birbirlerini çok iyi tanımadıkları için bir süre sonra bir bakıyorsunuz bambaşka yerlere gitmiş. Zaten dikkat edeceğiniz hususların arasında evleneceğiniz kimse, ikinci hayatınız. İlk doğduğunuzda anneye babaya Allah sizi veriyor. Ama sonraki ikinci hayatınızda yani yaşadığınız insan çok önemli. Eğer ondan mutlu değilseniz siz, karınız ya da kocanız, çocuklar, herkes etkileniyor. Ben buna çok üzülüyorum. Onun için tanımadan evlenmeyin. Selin Hanım görücü usulü. Görücü de olabilir ama çıkacaksınız. Yanınızda illa birisi gelmeyecek. O birisinin yanında siz baş başa konuşamazsınız. Bazı özellikleri soramazsınız. Mesela şeye de çok dikkat etmek lazım. Acaba ten uyumu var mı? İlla yatmanız gerekmiyor ten uyumunu anlamak için. O ten uyumu el ele tutuştuğunuz zaman eğer eliniz o kişiyi itiyorsa, ruhsal olarak insan sevmediği insana ne dokunur ne dokundurtur. Dolayısıyla bizim bunu da bakmamız lazım. Hoşlanıyor musunuz? Zevk alıyor musunuz? Güzel kokuyor mu? Temiz mi? Davranışları nasıl? İlerisiyle ilgili bir takım hayalleriniz uyuşuyor mu? Yahut zevkleriniz uyuyor mu? Karakter olarak uyumlu musunuz? Ben demiyorum illa erkekler konuşmak ister veya illa kadınlar. Hayır, her iki taraf da konuşacak. Benim rahmetli kocam araba almaya giderken mesela Amerika'da gitmeden evvel bana diyordu ki şimdi oraya gidiyoruz. Orada sen mi konuşacaksın ben mi? Ya ikimizi alıyoruz arabayı. Sen de konuş ben de konuşayım. Hayır, sen konuşacaksan ben arabada otururum. Bu kadar zor bir adamla bunca sene yaşadım. Böyle şey gibiydi. Kuşçuk gibiydi, kedi gibiydi. Çok güzel. Ayarınızı yapacaksınız. Siz kendi ruhsal saadetinizi yapıyorsunuz. İlla mutlu edeceğim diye uğraşmıyorsunuz. Kavga etmediğiniz zaman huzurunuzu satın almış oluyorsunuz. Onun için çok dikkatli olmalı. Oraya gittiğimiz zaman ben demiyordum. Ya ben insan değil miyim? Ben de senin karınım. Benim bir şahsiyetim yok mu? Niye konuşmayacağım? Hayır. Derdim ki mühim olan ne istiyorsak ona kavuşmak huzur içinde. Derdim ki peki bir kalem al, kağıt alırdım. Şunları sor. Ben söylemeyeceğim. Sen de kafanda tut ya da çaktırmadan bak. Bunları sor. Eğer hala bazı şeyler eklememi, hale bak, konuşmamı istiyorsan dön bana. Selin, başka senin de ekleyeceğin bir şey var mı? Annemle babam çıldırıyorlardı. Ne münasebet ya, sen istersen konuşursun. Ama maksat uyumsa, huzursa ne olacak? Bırak o konuşsun. Aynı şeyleri sen de soracaksın. Madem ki bunu tolere edemiyor, ver gitsin. Ben zaten çok daha kuvvetli oldum. Bu şekilde ona söz hakkı veriyorum. Ne olur ki? Ama bunu işte benim annem babam bile kabul edemiyorlardı. İşte böyle dediğim gibi hem şahsiyetinizi koruyarak hem uyumlu olarak her zaman ortayı bulun. İlla uçlarda benim dediğim olacak yok.